Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihini ele aldığımız video serimizde sizlerle birlikte en son Büyük Selçukluların Horasan'a göçleri ve yare bağımsızlık kazanmaları konusunu ele almış ve bu konuyla ilgili elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye çalışmıştık. İnşallah bu haftaki videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu Selçukluların bağımsızlıklarını kazanmaları konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Selçuklu Devleti'nin 1038 yılında bağımsızlıklarını kazanmaları konusunu ele alıp bu konuyla ilgili elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle hepiniz videomuza hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Selçukluların bağımsızlıklarını kazanmaları 1038. Antlaşma tesebbüsünün başarısızlığa uğraması, birbirinden kuşkulanmakta olan iki tarafı mukadder bir hesaplaşmaya doğru götürüyordu. Türkistan'dan gelmekte olan yeni muhacirler ile de Horasan dolmuş, Oğuzlar her tarafı istilaya başlamış idi. Bütün Oğuzları Selçukluların tabi sanan müellifler her hareketi onlara mal ediyorlardı. Nitekim Rey'den gelen 13 Mart 1037 tarihli bir mektupta Horasan'ın Selçuklulardan muzdarip olduğu ve yardım beklendiği Arslan Yabgu Oğuzlarından Kızıllılar, Yağmurlular ve Balhan Türkmenlerinin Kakuya oğlu ile birleştiği bildiriliyor. Kuhistan'da Tun şehrinin yağma edildiği haber veriliyordu. Sultan Mesud vezirini Herat'a gönderdi ve Subasi kumandasında bütün Horasan askerlerinin Türkmenler üzerine hücumunu emretti. Durumun bu derece nazik olmasına rağmen kendisi de Hindistan'a sefer yaparak Hansi Kalesi Delhi bölgesindedir. Fethiyle uğraştı. Sultan Hindistan'a vardı ve 1037 kışı başladığı için Subası tamamıyla atıl kaldı. Bu sebeple de Türkmenler kolaylıkla talikanı parayı yağmalamışlar ve Rey'i de kuşatmışlardı. Bu durum ve devamlı haberler üzerine Sultan Hindistan'dan döndü ve taarruz emrini verdi. Subası ordusu ile Nisapur'dan Taraht'a hareket etti. Bu ilerleyişten çok korkan Selçuklular ailelerini ve ağırlıklarını Merv çölüne sevk ederek Saras önünde savaşı kabule mecbur oldular. Hatta bu durumda Horasan'ı da terk edip bir göçe bile hazırlanıyorlardı. Selçuklular ilk karşılaşmada gruplar halinde Gazne ordusunu hırpalayıp süratle çöle çekiliyor ve bu sayede kuvvet kifayetliğini gideriyorlardı. Hafif süvarileri ağır Gazne ordusu karşısında onlara sık sık saldırma ve çekilme kabiliyetini veriyordu. Nihayet 1038 Mayıs'ında sabahtan akşama kadar süren şiddetli bir savaşta subası bozulmuş, bütün Gazne ordusu dağılmış ve sayısız esir ve ganimet Selçukluların eline geçmiştir. Subası ancak 20 kölesiyle kendisini Herat'a atabildi. O hıyanete uğradığını tekrarlıyor ve ağlıyordu. Selçukluların ikinci zaferi birincisini ikmal etmekte ve muhtariyet yerine kendilerine artık bağımsızlık getirmektedir. Çağrı Bey'in cesareti, askeri dehası ve süratli hareketleri bu zaferin başlıca amili idi. Selçuk beyleri bu zaferden emin olarak devletini kuruyorlardı.
devletlerini kuruyorlardı. Eski Türk feodal devlet anlayışı ve ananesine göre vilayetler üç reis arasında taksim edildi. Tuğrul Bey, devletin hukuki ve fiili reisi olarak Nisapur'a. Çağrı Bey, Merve ve İnanç Yabgu da Sarah'sa sahip oluyorlardı. Artık Horasan'da Gazneli hakimiyeti sona ermiş ve Selçuklu Devleti kurulmuştu. İbrahim Yalçın, zaferden 12 gün sonra Nisapur'u teslim almaya gidince halkın endişesi karşısında söylediği sözler, Selçuk beylerinin devlet kurucu yüksek vasıflarını ifade bakımından çok mühimdir. İbrahim Yalçın, adil bir padişah olan büyüğümüz Tuğrul Bey'e yazıyorum. Çağrı Bey Merve ve Yabgu'yu da Sarah'sa tayin edip gelecektir. Bugüne kadar yapılan yolsuzluklar veya yağmalar küçük halkın işi olup geçim sıkıntısı ve zaruretle oluyordu. Bugün ise durum değişmiş ve memleket bizim olmuştur. İbrahim İnal Bey'in bu davranış ve sözleri hemen bütün Türkmen beylerinin zihniyetlerine de tercüman olacak bir mahiyettedir. Ve Selçuk istilası ile Moğol istilası arasındaki azim farkı da gösterir. Tuğrul Bey 3 gün sonra 3000 zırhlı hasta süvari alayı ile birlikte Nisapur'a girdi. Şehrin önüne gelenlerini ve alimlerini saygı ile kabul etti. İslam dünyasında hükümdarlara mahsus bir gelenek olarak adaleti revzi için divan mezalimde oturup halkın şikayetlerini dinledi. Şehrin kadısı Said ile görüşerek, biz yabancılarız. Tazdiklerin usullerini bilmeyiz. Bu sebeple bizden nasihatlerinizi esirgemeyiniz ifadesi ile büyüklüğünü ve nezaketini gösterdi. Selçuk Devleti'nin bu kuruluşunda Tuğrul Bey Sultan, Çağrı Bey de Melik ve Ordu Kumandanı yani Subaşı olurken Oğuz Yabgusu ile Selçuk Subaşı arasındaki münasebetlere benzer bir durum hasıl oluyordu. Fakat Selçuk'un bu iki torunu ile Göktürk Devleti'nin kurucusu iki kardeş Buminkan ve İstem Yabgu ve daha sonra Bilge Kağan ile Gültekin kardeşler arasındaki benzerlik daha dikkate şayandır. Osmanlı Devleti'nin hukuki korucusu Orhan Gazi ve Alaaddin Paşa kardeşleri de hatırlatıyor ve bu üç misal Türk tarihinde müstesna dört hadiseyi teşkil ediyordu. İnanç Yabgu ise ünvanını muhafaza ediyordu. Mayıs 1032'de Ramazan bayramında gelen halifenin elçisiyle bu zafere ve kuruluşa manevi bir müzaharat olarak Selçukluları çok sevindirdi, memnun etti ve ona büyük saygı gösterdiler. Bununla halifenin devletlerini tanıdığını düşünerek gurur duyuyorlardı. Bu takriben 5 asır önce Bizans İmparatoru 2. Justinianus'un Garbi Göktürk hükümdarı İstemi'ye gönderdiği elçiyi ve aynı durumu hatırlatıyor. Filhakika rivayete göre Bizans elçisiyle görüşen devlet adamı sevinç yaşlarına dökmüş. Elçi sebebini sorunca, atalarımızdan işittik ki Garp İmparatorluğu Roma yani Doğu Roma elçiler gönderdiği vakit bu bizim için artık yeryüzünü istila zamanı geldiğine delalet eder cevabını vermiş idi. Halifenin elçisi de buna benzer bir tesir yaratıyor ve Selçuklulara cihana hakim olma inancını veriyordu. Halife elçisiyle Türkmen istilası ve yağmalarına müsaade etmemesini talep ediyor. Selçuklular da dönen elçi ile Sultan Mesud'un zulümlerine karşı adalet yolunu tuttuklarını ve halifeye sadık bulunduklarını bildiriyorlardı. Selçuklular böylece İslam cihadı ve istiklal aşkı uğrunda
3 çeyrek asır boyunca azim ıstıraplara ve kayıplara uğradıktan sonra nihayet kader kendilerine gülmeye, Tuğrul Bey gibi büyük bir deha idaresinde bir cihan imparatorluğu doğuyordu. Kıymetli dostlarım, şimdi videomuzun kalan kısmında sizlerle birlikte Selçukluların bağımsızlıklarını kazanmaları konusunu başka bir kaynaktan dinleyelim. Yüzyılda İslam dünyası Orta Doğu merkezli çok önemli bir coğrafyada geniş hacimli bir medeniyet olgusu olarak varlığını sürdürüyordu. Ortaya çıktığı 7. yüzyıldan itibaren hızlı bir yükseliş gösteren İslam gücü doğuda Tanrı dağlarından batıda Atlas dağlarına kadar olan bölgelere hakim olmuş, aynı zamanda hakim olunan sahalarda İslam medeniyetinin müesseselerini yerleştirerek kalıcı hale gelmişti. Ancak 10. yüzyıla gelindiğinde İslam dünyasının siyasi eksenini temsil eden Bağdat Abbasi halifeliğindeki güç kaybı nedeniyle önce siyasi bir zayıflama ve geri çekilme başlamış, arkasından ehli Şia gruplarının yükselmesiyle dini anlamda toplumda anlaşmazlıklar, ayrılıklar ve çatışmalar başlamıştır. Özellikle Mısır, Suriye ve Irak'ta gerçekleşen Sünni-Şii çatışmaları toplumda daha önce imrenilecek noktada olan iç barışı ve düzeni menfi manada etkilemiştir. Bunun sonucunda adına Fatimiler denilen ve Şiiliği ideoloji olarak gören bir hanedan Mısır'da iktidarı ele geçirmiş, daha sonra Filistin, Lübnan ve Suriye'nin batısında da hakim olmuştur. Üveyhiler denilen başka bir Şii iktidarda bugünkü Irak coğrafyasının büyük kısmına hakim olmuşlardır. Bu iki önemli gücün dışında Suriye'de Mirdasoğulları, Kuzey Irak'ta Ukayloğulları ve Mervanoğulları gibi devletler kurulmuştur. Büyük bir coğrafya olan Arabistan Yarımadası da muhtelif emirlik ve kabile reisliklerinin elinde bulunmaktadır. İran'da da durum farklı değildir. Bavendiler, Tahiriler ve Kakuye oğulları gibi çeşitli devletçikler bulunmaktadır. 10. yüzyılın bu dönemlerinde hızla yayılan Müslümanlık durağan bir hal almıştı. Sünni-Şii çatışmalarına dönmüştü. Bunu fırsat bilen Romalılar ve diğer gayrimüslim topluluklar Müslüman coğrafyasına saldırılar düzenlediler ve başarı da kazandılar. Tabi Müslümanların kendi içlerinde bu şekilde çatışması, bugünkü İspanya topraklarında varlığını sürdüren Endülüs Emevi Devleti'ni tek başına batıda Hristiyanlara karşı mücadele etmek zorunda bıraktı. Büyük Roma'nın doğu parçası olarak siyasi devamlılığını sürdürmeyi başaran Bizans, sağladığı Hristiyanlık bütünleşmesiyle Balkanlar, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da bir medeniyete dönüşmüştü. Arap Yarımadası'nda doğan İslamiyet kısa zamanda dinamik siyasi bir güce dönüşmüş, Mısır ve İran gibi dünyanın jeopolitik değeri yüksek bir coğrafyaya hakim olmuştur. Artık İslam siyasi gücünün rakibi bölgede sadece Bizans kalmıştı. İslam-Bizans kavgasında Bizans da aleyhte olan payını almış, Suriye, Kuzey Irak ve Kafkasya'daki topraklarını kaybetmişti. Hatta Akdeniz'de bazı adaları da kaybeden Bizans'ın sınırları Anadolu'da Tarsus-Malatya hattının kuzeyinden geçen bir sınıra kadar çekilmişti. İslam orduları denizden gelerek İstanbul'u defalarca kuşatmış ve Bizans sahil şehirlerini vurmuştu. Bu taarruz hali belirttiğimiz 10. yüzyıl başına kadar sürmüştü. Ancak Abbasi devlet merkezinde başlayan güç kaybı ve İslam ülkelerinde başlayan dini ve sosyal parçalanma, ışıl ışıl parlayan İslam medeniyetinin parlaklığını karartmaya başlamıştı. Bu sayede atağa kalkan Bizans, Kuzey Suriye, Anadolu ve Kafkasya'da kaybettiği topraklarını geri almaya muvaffak olmuştu. Yani İslam dünyası Bizans tarafından taarruz yemeye başlamıştı. Bütün bunlara rağmen 10. yüzyılda Bağdat'ta varlığını korumuş ancak Şii Büveyhi oğullarının kontrolünde aciz bir iktidar konumuna düşen Abbasi halifeliği, beklediği siyasi kurtuluş desteğini Karahanlı ve Gazneli iktidarlarından görememişti. Siyasi vaziyetin, özelde Abbasi halifeliğinin
Genelde bütün İslam dünyasının aleyhine gelişme gösterdiği bir dönemde tarihi akışı değiştirecek büyük bir olay ve gelişme doğuda meydana geldi. 23 Mayıs 1040'ta Horasan'ın Dandana Kanovası'nda meydana gelen bir savaş ve zafer haberi, Abbasi halifesi Kaim bin Emrullah'ın yıllarca yolunu gözlediği kurtuluşunun adeta müjdecisi olmuştu. Bu savaş, Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan'ın güçlü Türk iktidarı Gaznelilerle, Maveraun Nehir'deki uzun mücadelelerin sonucu Horasan'a geçen ve sadece hayatta kalma savaşı veren Selçuklular arasında geçmişti. Savaşı o zamanki dünya kamuoyunun hiç beklemediği bir şekilde Selçuklular kazanmıştı. Sonuç gerçekten siyasi bir sürprizdi. Zira Selçuklu aşiretinin bir vatanı yoktu. Kurulmuş bir devleti de yoktu. Ayrıca Dandana Kan'daki nihai hesaplaşmada ordu güçleri sayıca Gaznelilerin çok arkasındaydı. Bütün bunlara rağmen kesin zaferin sahibi Selçuklular olmuştu. Selçuklular bu zaferle Gaznelileri bulundukları bölgeden atarak Horasan gibi geniş bir ülkenin de hakimi olmuşlardı. Daha da önemlisi Nişabur merkezli kendilerine mahsus tam bir bağımsız devletin sahibi de olmuşlardı. Aslında bölgedeki küçük bir savaş gibi gözüküyordu ama hiç de öyle değildi. Neredeyse bir Malazgirt savaşı, bir İstanbul'un fethi kadar önemli bir savaştı. Çünkü tarihin akışını değiştirdi. Belki o savaşı Selçuklular kazanmasa Gazneli ya da Karahan devleti oldukları konumda ya da doğuya doğru genişleyeceklerdi. Belki bugün hala Doğu Roma var olacaktı. Ancak Selçukluların kazanması Türkleri Avrupa'nın göbeğine, Viyana'ya giden yolunda bir başlangıç oldu. Bu yüzden diyoruz ki 1000 yıllık Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Selçuklu Devleti kuruluşundan itibaren tarihte az görülen hızlı bir gelişme göstermiştir. 1040'ta Dandanakan zaferinin sonucunda kurulan devlet, 1075'te Anadolu Selçuklu Devleti'nin bağlı olarak kurulmasına kadar müthiş bir siyasi yükseliş yaşamıştır. Doğuda Karahanlı ve Gazneli gibi iki büyük Müslüman Türk Devleti'ne askeri üstünlüğünü kabul ettiren Selçuklular, batıda Büvehi Oğulları Devleti'ni yıkmış, Moğol baskısından Abbasi Halifeliğini kurtarmış, Fatimileri yenerek Suriye ve Irak'tan atmıştır. İrili ufaklı 20'den fazla devleti kendisine tabi hale getiren Selçuklu sultanları en büyük başarıyı devrin en kıdemli büyük gücü Doğu Roma'ya karşı göstermişti. Selçuklu Sultanı Alparslan, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in muazzam ordusunu 1071'de Malazgirt Rahva Ovası'nda yenmişti. Malazgirt Savaşı iki devletin güç mücadelesinden öte iki büyük medeniyetin de mücadelesiydi. Zira Selçuklular kendi bölgelerinin hakimi olan bir gücün çok ötesine ulaşmışlar, İslam dünyasının %70'ini kontrol eden bir güç haline gelmişlerdi. Dolayısıyla Malazgirt'te kazanılan zafer İslam medeniyetinin bir başarısı ve Bizans'a karşı üstünlüğünü ifade ediyordu. Selçuklular bu askeri üstünlükle beraber dünyanın en güçlü siyasi gücü haline gelmişlerdi. Selçuklu üstünlüğü sadece siyasi ve askeri başarının bir sonucu değildi. Bu üstünlüğün temelinde bilim, teknoloji, ekonomi ve sosyal seviyedeki yükselişin varlığı yatmaktaydı. Sultan Alparslan 1064 tarihinde Batı bölgeleri, Anadolu ve Kafkasya'ya çok önemli bir sefer yapmıştı. Sonuçları açısından büyük başarılarla dolu bir seferdi. Ancak Sultan Alparslan aynı sene Selçuklu Nizamiye medreselerinin kuruluş emrini de vermişti. Dini ve pozitif bilimlerin yeni programlarla okutulduğu bu bilim yuvaları, Orta Çağ'ın en düzenli, en modern bilim kurumları olmuştu. Selçuklu ordusu 26 Ağustos 1071'de Bizans'ı yendiği zaman da Selçuklu memleketlerinde matematik, hukuk, tıp, astronomi, geometri gibi temel bilimler Bizans dünyasından çok daha ileri bir seviyedeydi. Dünya tarihinin en büyük 3 devletinden biri kabul edilen Osmanlı Devleti'nde medreseler aşağı yukarı Selçuklu medresesinin devamı niteliğindeydi. Yani Osmanlılar bu alanda yeni bir icraat yapmamışlar, kendilerinden önce var olan temel bir kurumu miras alarak devam ettirmişlerdi. Bir bakıma Selçuklu Medresesi
1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na kadar varlığını sürdürmüştür. Tarihte bu kadar devamlılık gösteren bir müessese azdır. Selçuklu ekonomisi, tarım ve ticarette alınan bazı karar ve uygulamalarla büyük üretim artışı göstermiş, kısa zamanda devrin en büyük ekonomisi haline gelmişti. Sultan Melikşah döneminde devlet hazinesinin toplam geliri 210 milyon altına kadar yükselmişti. Bu bütün çevre ülke ve devletlerin gelirinin çok üstündeydi. Bundan 1,5 yüzyıl sonra Fransa'nın 3 milyon, İngiltere'nin 4 milyon altın geliri olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, Selçukluların eriştiği ekonomik refahın ne derece baş döndürücü olduğu ortadadır. Selçuk Bey, Selçukluların atası ve devletin kurucu ismidir. Oğuz Yakbu Devleti'ndeki lakabı ise Selçuk Subaşı'ydı. Tam isim olarak kayıtlarda Selçuk Bin Dukak olarak da anılırdı. Bin Dukak denmesinin sebebi de babasının isminin Dukak olmasıdır. Selçuk Bey, Oğuz Yakbu Devleti'nde ordu komutanlığı görevini üstleniyordu. Bugünkü Genelkurmay Başkanı konumundaydı. Oğuz Yakbu Devleti 750 yılında kurulmuş bir devletti. Ayrıntısını çok bilmediğimiz bir şekilde Selçuk Bey subaşı görevinden ayrılarak kendi boyu ile buradan göç etti. Selçuk Bey'in görevinden ayrılma sebebi kesin olmamakla beraber Oğuz Yakbusu'nun hanımıyla ters düşüp anlaşmazlık yaşaması bazı kaynaklarda yer aldı. Seyhun Nehri'ni takiben Cent şehrine yerleşti. Oğuz Yakbu Devleti bu dönemlerde güç kaybediyordu. Bazı boylarda Oğuz Yakbuluğunu Selçuk Bey gibi terk etmeye başlamıştı. Kaynaklarda Selçuk Bey'in yanında 100 atlı, 1500 deve ve 50 bin koyunun olduğu rivayet edilmiştir. Her atlının bir haneye tekabül ettiğini düşünürsek, bir hanenin de 5 kişi olduğunu varsayarsak yaklaşık 500 kişilik küçük bir göçebe gruptur. Ancak bu bilgi kesin kayıtlı bilgiler değildir. Tahmini rakamlar içermektedir. Selçuk Bey'in bilinen 4 oğlu vardı. Bazı kaynaklarda 5 olarak geçse de genel kabul edilen rakam 4'tür. Arslan, Mikail, Musa ve Yusuf. Zikredilen her ismin Musevilikle ilgisi olması dikkat çekicidir. Bazı tarihçiler bu isimlerden dolayı Selçuk Bey'in İslam'ı kabul etmeden önce Musevi ya da Hristiyan olduğunu iddia etmişlerdir. Ancak bu isimler İslamiyet'te de oldukça yaygındır. Sadece isimlere dayanarak böyle bir sonuca ulaşmak da yanlış bir yorum olacaktır. Cent şehrinde yaşayan sakinler hem göçebe hem yerleşik unsurlardan oluşmaktaydı. Buradaki halkın birçoğu Müslümandı. Büyük bir kısmı ise İslamiyet'te henüz geçmiş kimselerdi. Bu şehre gelen Selçuk Bey şartları yeniden değerlendirerek Müslüman olmayı kabul etti. Tahmini 985-986 yılları arasıydı. Ayrıca Gazneliler ve Karahanlılar da Sünni Müslüman Türk devletleriydi. Onlara da ayak uydurmak istemiş olması mümkündü. Selçuk Bey'in İslamiyet'i kabul etmesinin ardından Oğuz Yakbusu yıllık vergi için Selçuk Bey'e elçi gönderdi. Ancak Selçuk Bey memurlara Müslümanların kafirlere haraç vermeyeceğini söyleyerek kendilerini kovdu. Bunun sonucunda Selçuk Bey ile Oğuz Yakbusu düşman oldular ve uzun süren çatışmalara girdiler. Oğuz Yakbuluğu sadece Selçuk Bey'e karşı değil, İslam'a geçen diğer beyliklere de savaş açmıştı. Selçuklu tarihini araştıran tarihçiler, Selçuk Bey'e bazı kaynaklarda El-Melik, El-Gazi Selçuk şeklinde ünvan verildiğini dikkate alarak Oğuz Yakbuluğu ile bizzat savaşa girdiğini kanıtlar neticesine varmaktayız. Selçuk Bey'in bu gazalarda Tuğrul ve Çağrı Bey'in babası yani Sultan Alparslan'ın dedesi Mikail'in Oğuz Yakbuluğu ile savaştığı bir sırada şehit olduğu bilinmektedir. Bu sebepten hanımı eski Türk geleneklerine göre diğer kardeşi Yusuf ile evlendirilmiştir. Mikail'in şehit olmasının ardından ileride Selçuklu Devleti'ni resmen ilan edecek olan Tuğrul ve Çağrı Beyler dedeleri Selçuk Bey'in elinde bizzat yetiştirilmişlerdir.
Selçuk Bey, Cent şehrine yerleştiğinden beri Maveraü'n-Nehir'deki gaza faaliyetlerinden oldukça ün kazanmaya başlamıştı. Bu başarıları da Samani Devleti'nin dikkatini çekiyordu. 992 yılında Karahanlılar Buhara'ya ele geçirince Samaniler Karahanlılara karşı savaşmak için Selçuk Bey'den yardım istediler. Selçuk Bey bu isteği kabul ederek oğlu Arslan'ı Maveraü'n-Nehir'e Samanilere yardım etmesi için görevlendirdi. Selçukluların yardımı sayesinde Samaniler tekrar Buhara'yı ele geçirmeye muvaffak oldular. Bu başarı ile Selçuklular Samani Devleti içerisinde yurt aldılar. Bu dönemde Selçuk Bey iyice yaşlanmıştı. Artık yönetimde daha çok Arslan Yak bu söz sahibiydi. Ancak Samani Devleti giderek güç kaybediyor ve Karahanlılardan sürekli baskın yiyordu. Samani Devleti'nin son hükümdarı Ebu İbrahim İsmail el-Muntasır Arslan Yagbu'dan yardım istedi. Arslan Yagbu önderliğindeki askeri faaliyetler başarılı olsa da 999 yılında Samani Devleti dağıldı. Maveraü'n-Nehir tamamen Karahanlıların eline geçti. Bu durumda Selçuklular Karahanlıların hakimiyetini kabul etmek durumunda kaldılar. 1900 yılında Selçuk Bey yaklaşık 100 yaşlarında vefat etti. Onun vefatından sonra hayatta kalan 3 oğlundan Arslan, eski Oğuz geleneklerine göre idareyi tamamen ele aldı. Bu sırada Selçuk Bey'in yetiştirdiği Tuğrul ve Çağrı Beyler, Arslan Yagbu'ya yarı bağlı bir şekilde kendi emrindeki Türkmenler ile kendi yönetimlerini sağlıyorlardı. Selçuk Bey'in ölmesinin ardından Oğuz Yagbu Devleti'nin de dağılmaya başladığı bir dönemde karışıklıklardan bunalan diğer Selçuklu kolu da Maveraü'n-Nehir'e göç ettiler. Bu bölgedeki hakimiyet artık tamamen Karahanlı kontrolündeydi. Ancak Karahanlılar Maveraü'n-Nehir'de idareyi tam olarak sağlayamadılar. Bu sırada Gazneli Mahmud da büyük ün kazanmış ve güçlenmişti. Karahanlı yönetiminde Kadir Han, Ali Tigin ile Arslan Yagbu'nun itaatsizliklerinden yakındı. Gazneli Mahmud bu sebepten Arslan Yagbu'yu bir hile ile yakalatarak 1025 yılında Kuzey Hindistan'daki Kalincar Kalesi'ne hapsettirdi. Arslan Yagbu 1030 yılında ölene kadar burada esir kaldı. Ali Tigin, Arslan Yagbu'nun yakalanmasının ardından Tuğrul ve Çağrı Bey'den destek istedi. Ancak Selçuklular buna yanaşmadı. Bu sebepten Selçuklu-Karahanlı çatışmaları başladı. Bu çatışmalar esnasında Selçuk Bey'in diğer oğlu Yusuf da öldürüldü. Selçuklular bunun üzerine Karahanlı ordusunu 1029 tarihinde yenmeyi başardılar. Bu savaşı Selçuklular kazanmıştı. Ancak ağır zayiat verince Maveraü'n-Nehir'de kalamayacaklarını anladılar. Ve Gazneliler hakimiyetindeki Harezm'e göç ettiler. Harezm'de Gaznelilere bağlı Harzemşah Altuntaş hüküm sürüyordu. Altuntaş, Selçukluların askeri faaliyetlerinden yararlanmak adına memnuniyetle kendilerini kabul etti. Gazneli Mahmud 1030 yılında vefat etti ve tahta Gazneli Mesud geçti. Mesud, Altuntaş'a Ali Tigin'in üzerine sefere çıkmasını emretti. Altuntaş, Buhara'yı ele geçirdi. Ancak kısa bir müddet sonra Altuntaş vefat edince yerine oğlu Harun geçti ve Gaznelilere karşı isyan etti. Harun, Ali Tigin ile ittifak kurdu ve Selçuklular da bu ittifaka dahil oldular. Bu gelişmeler Selçukluların elini güçlendirdi. Ancak Harun kısa bir süre sonra bir suikast sonucu öldürüldü. Ali Tigin ise eceliyle vefat edince Selçuklular yine yalnız kaldılar ve Harezm'de barınamayarak 1035'te Horasan'a doğru göç ettiler. İleriki yıllarda tüm dünyanın düzenini değiştirecek olan Selçuklular yarım asır boyunca sadece çadırlarını kuracak bir yurt arayışındaydılar. Gittikleri yerlerde siyasi veya maddi sebeplerden dolayı barınamadılar. Belli bir toprakları da bulunmuyordu. Ancak Horasan'a göç etmeleri kaderlerini tamamen değiştirecekti. Dünya 1040 Dandanakan Savaşı ile tanışacaktı. Tuğrul ve Çağrı Bey ile Selçuklu Türklerinin kaderi
Horasan'da yazılacaktı. Tuğrul ve Çağrı Bey komutasındaki Türkmenler Horasan'a geldiler. Daha önce Arslan Yakbu'nun idaresi altında yaşamış Horasan'daki Türkmenler, Tuğrul ve Çağrı Bey'in yanına yeniden toplanmaya başladılar. İlk başlarda Selçukluların bu bölgelere göçmeleri Gazniler tarafından ciddiye alınmasa da bölgede yaşayan halkın şikayetleri artmaya başladı. Gazneliler Emir-i Taşfaraş komutasında bu Türkmen birlikleriyle savaştıysa da Gazneliler mağlup edildiği gibi Emir-i Taşfaraş da öldürüldü. Bu sebepten Sultan Mesud yeni bir durum değerlendirmesi yapıp Türkmenler üzerine sefer kararı aldı. Nişabur'a gelen Gazneli Mesud 15 bin kişiye ulaşan Türkmen birliklerinin üzerine 15 bin asker, 2 bin saray gulamı ve fil ordusunu gönderdi. Türkmenler ordu komutanına itaatlerini sundularsa da Gazneliler bunu kabul etmedi ve ilk ön çarpışmayı Gazneliler kazandı. Nitekim 29 Haziran 1035'te vuku bulan meydan muharebesinde Gazneliler mağlup edildiler. Türkmenler bolca ganimet ve silah ele geçirdiler. Selçuklular kazanılan bu zaferin ardından pazarlık için Mesud'a elçiler gönderdiler. Sıkı süren pazarlıkların ardından Gaznelilere bağlı kalmak şartıyla Selçuklulara yurt verildi. Bu barışın ardından Sultan Mesud Belh'e çekildi. Ancak barış uzun sürmedi. Selçuklular kendilerine bağlı Türkmenleri zapt edemediler. Onlar da Serah ve Cürcan bölgelerine yağmalar yaptılar. Bunlar olurken Mesud Gazni'ye ulaşmıştı. Selçuklular Mesud'a bir elçi gönderdiler ve kendilerine verilen bu toprakların yetersiz kaldığını söylediler ve daha fazla toprak isteyerek asayişi sağlayacaklarını ve Gazneli seferlerinde orduya dahil olacaklarını dile getirdiler. Mesud başta sinirlendiyse de Selçukluları bastırmak adına teklifi kabul etti. Ancak iki tarafta savaş hazırlıklarına çoktan başlamıştı. Sultan Mesud, veziri Ebu Nasr Ahmed'i Horasan'a Türkmenleri kontrol altına alması için bir takım askerle gönderdiğinde vezir Merv'e kadar gittiğini ve Türkmenlerin herhangi bir saldırısına maruz kalmadığını bildirdiğinde Sultan Mesud Kuzey Hindistan'a sefer ilan etti. Ancak Mesud'un hareketinin ardından Selçuklular yine saldırıya geçti. Hatta kısa süreliğine Rey şehrini dahi ele geçirdilerse de tutunmaya muvaffak olamadılar. Sultan Mesud, Gacip Subaşı'yı Selçukluların üzerine gönderdi. 1 Haziran 1038'de Serah'ta gerçekleşen meydan muharebesini yine Selçuklular kazandı. Bu galibiyetin ardından ise Merv, Serah ve Nişabur'u ele geçirdiler. Tuğrul Bey bu dönemden sonra Selçukluların başı olarak ön plana çıktı. Merv şehrinde Çağrı Bey, Serah'ta Musa Yakbu, Nişabur Tuğrul Bey'in yönetimine geçti. Tuğrul Bey ilk defa sultan ünvanını kullanarak Abbasi halifesi El-Kaim'e bağlı olduğunu ve Horasan'daki durumu detaylıca anlatan bir mektup yazdı. Tabii ki Sultan Mesud bu yaşananlara sessiz kalmadı. 50 bin kişilik bir ordu ve 300 savaş filiyle Gazne'den Belh'e geldiğinde ordusuyla Çağrı Bey onu karşıladı. Mesud 6 Nisan 1039'da Çağrı Bey ile girdiği ilk ön savaşı kazanarak Çağrı Bey'i çekilmeye zorladı. Daha sonra ordusuyla Serah'a doğru ilerleyen Mesud 27 Haziran 1039'da Selçuklu ordusunu ağır bir mağlubiyete uğrattı. Selçuklular çöllere çekilmek zorunda kaldılar. Selçuklular yapılan toplantının ardından vurkaçlar ile Gazneli ordusuna saldırmaya karar verdi. Kısa sürede de atağa geçtiler ve Gaznelilere büyük kayıplar verdirdiler. Bu sebepten iki taraf arasında geçici bir sulh yapıldı ve Mesud Herat'ta çekilmek zorunda kaldı. Burada ordusunu tekrar toparlayan Gazneliler Nişabur üzerine harekete geçtiler ve 16 Ocak 1040'ta şehri ele geçirmeyi başardılar. Kışı da burada geçirdiler. Mayıs ayı geldiğinde Mesud ordusu ile Serah'a hareket etmişti. Ancak büyük bir kıtlık daha söz konusuydu. Merv'de bulunan Selçuklu ordusunun üzerine hareket ettiler. Çöl bölgelerine gelen Gaznelilere Selçuklular defalarca vurkaç yaptıkları gibi su kuyularını da kapattılar. Gazneli ordusunda isyanlar başladı, bir kısım asker kaçarak Selçuklulara katıldılar. Neticede Dandanakan mevkiinde meydan savaşı başladı ve savaş tam 3 gün sürdü. Evet, kıymetli dostlarım.
Yandan akan savaşı ne? Bir sonraki hafta yani bir sonraki videomuzda ele alacağız. Buna ilave eden ben size şimdi başka bir video açayım isterseniz. Bir saniye ben size başka bir video açayım. Nehir buluşmasından sonra Sultan Gazneli Mahmut Gazne'ye ve Selçuklu'la Arslan Yavgu'nun Sultan Gazneli Mahmut tarafından hapsedilmesi ve hapiste ölümü üzerine Selçukluların yeni başbuğları Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler olmuştu. Maveraün Nehir buluşmasından sonra Sultan Gazneli Mahmut Gazne'ye ve Yusuf Kadir Han'da Kaşgar'a dönünce Ali Tekin çölden çıkarak Buhara'ya gelip beyliğinin başına geçti. Arslan Yavgu ve Türkmenleri artık mevcut bulunmadığı için Tuğrul ve Çağrı Beylere elçi gönderip Karahanlı ve Gaznelilere karşı ittifak teklifinde bulundu. Tuğrul ve Çağrı Beyler ise Ali Tekin'e güvenmedikleri için bu teklifi reddettiler. Bunun üzerine Ali Tekin Selçuklulara karşı bir ordu göndererek onlara ani bir baskın gerçekleştirdi. Vuku bulan çarpışmada Selçuk oğullarından Yusuf Yınal ile birlikte birçok Selçuklu beyi ve askeri şehit oldu. Kurtulan Tuğrul ve Çağrı beyler kısa zamanda toparlandılar. 1029 yılında doğan Alp Arslan'ı uğur sayarak Ali Tekin ordusuna karşı harekete geçtiler. Başta Alp Kara olmak üzere Ali Tekin'in 1000 askerini öldürmek suretiyle intikam aldılar. Buna rağmen Ali Tekin'in devamlı saldırıları karşısında Selçuklular Harezm'e göç etmek zorunda kaldılar. Ve Gaznelilerin Harezm valisi Altuntaş'ın kendilerine yurt olarak verdiği Şurahan ve Darhan yörelerine yerleştiler. Öte yandan bu sıralarda Sultan Gazneli Mahmut vefat etmiş, taht mücadelesinden Ali Tekin'in de desteğiyle Mesut Gazne Sultanı olmuştu. Lakin tahtı elde edince babası gibi Karahanlılar ile dostluğu tazeleyen Sultan Mesut, Ali Tekin'e sırt çevirerek Harezm valisi Altuntaş'ı Ali Tekin üzerine sefere memur etti. 1032 yılında Tabufiye ile yapılan muharebede Gazneli valisi Altuntaş vefat edince ordusu Harezm'e geri çekildi. Altuntaş'ın ölümü bölgedeki dengeleri bir anda değiştirivermişti. Zira Altuntaş'ın yerine geçen oğlu Harun bağımsızlığını ilan ederek Gaznelilere karşı isyan etti. Bu İstiklal Savaşı'nda Harun, gücünü artırmak için Gaznelilere karşı Ali Tekin ve Selçuklular ile ittifak yaptı. Böylece Gaznelilere karşı üçlü bir ittifak oluşturulmuş oldu. İşte bu olay Selçukluların bölgede yeniden siyasi ve askeri bir güce kavuştuğunu ifade ediyordu. Fakat bu sırada kısa zaman içinde birbirini takip eden iki hadise Selçukluları bir kere daha çok müşkil duruma düşürdü. Bunlardan birincisi, eskiden beri Selçukluların baş hasmı olan ve aralarında kadim bir kin ve kan düşmanlığının hüküm sürdüğü Koyunlu boyuna mensup olan Yengiken yavrusu Ali'nin oğlu Şah Melik tarafından korkunç bir baskına uğratılmalarıydı. Cent emiri Şah Melik çöl yolundan gizlice gelerek Selçukluları Kurban Bayramı'nın dördüncü günü müthiş bir baskın ile vurdu. Bu baskında 8000 kişi öldürülmüş ve birçok kadın, çocuk ve asker Şah Melik tarafından esir alınmıştı. Gerçekten Maveraun Nehir'den daha güvenli bir yerde bulunduklarını sanan Selçuklular son derece şaşkınlık ve telaşa kapılıp Ali Tekin'in veya Harun'un ihanetine uğradıklarını sandılar. Olaydan hemen sonra Harun, müttefiki olan Selçukluları kaybetmemek amacıyla onları teselli etti ve pek çok mal vererek vaatlerde bulundu. Harun, Şah Melik ile Selçukluların arasını düzeltmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. İkincisi ise bu olaydan kısa zaman sonra 1035 yılında Ali Tekin'in vefat etmesiydi. Böylece Gazneliler ile mücadele halinde bulunan Harun çok önemli bir müttefikini kaybetmiş oldu. Bir müddet sonra da Harun, Sultan Mesud'un gizlice göndermiş olduğu bir fedai tarafından suikastle öldürüldü.
Bu iki önemli olaydan sonra Selçuklular bir yandan Ali Tekin'in oğulları, bir yandan Şah Melik'in saldırıları, öbür yandan da Gaznelilerin tehdidi altında yeniden ciddi ve tehlikeli bir döneme girmiş oldular. Harezm'deki yurtlarında çok kritik ve güç bir duruma düşen Selçuklular mecburen Mayıs 1035'te Gaznelilerden izin almaksızın Horasan'a göç ettiler. Selçuklular böylece çok çetin mücadeleler ile geçen takriben 70 yıl içinde Cende, Maveraun-Nehre, Harezm'e ve son olarak da Horasan'a göçmek suretiyle 4. defa yurt değiştiriyorlardı. Esasen Büyük Türk Muhacereti de başlamış ve Bay Haki'nin de dediği gibi henüz Selçuklular gelmeden Horasan Oğuz Türkmenleri ile dolmuş bulunuyordu. Hatta Selçuklular dışında Türkmen göçleri o derece yayılmıştı ki Harezm, Horasan, Merv, Tirmiz, Kirman ve Irak tarafları Müslüman Oğuzlar ile dolmuş, Bağdat'ın elden çıkacağı korkusu bile hissedilmişti. Daha önceden buraya göç eden Oğuzların da Selçuklu saflarına katılmaları ile kısa sürede Selçukluların sayısı çoğalmıştı. Selçuklular Sultan Mesud'a bir mektup göndererek yurtsuz kaldıklarını ve askeri hizmet karşılığında bu yurdu kendisine vermesini istediler. Fakat Sultan Mesud, babası Sultan Mahmud'un Arslan Yapgı Oğuzlarını Horasan'a geçirmekle nasıl bir hata işlediğini ve onların ne gibi gaileler çıkardığını beyan ettikten sonra şimdi 10.000 süvariye sahip Selçukluların memleket içinde ne derece bir tehlike teşkil edebileceğini belirterek bu isteği reddetti. Gazneli Devleti'nin divan üyeleri şu anda 10.000 savaşçı atlıya sahip bulunan Selçukluların düşman bir duruma getirilmesinin doğru olmayacağını ileri sürdülerse de Sultan kararını değiştirmedi ve Selçuklulara karşı bir askeri harekat düzenlemeye karar verdi. Beydoğdu komutasına verdiği orduyu Selçuklular üzerine sevk etti. Nesa yöresinde karşı karşıya gelen iki ordu hızlıca savaşa koyuldu. Başlangıçta zayıf düşen Selçuklu ordusu, Çağrı Bey'in büyük askeri yeteneği sayesinde kesin bir zafer kazandı. Savaşı kaybeden Beydoğdu ve dağılan Gazneli kuvvetleri güçlükle kaçabildiler. Selçuklular bu zaferden sonra pek çok altın, değerli eşya, silah, giysi ve at ele geçirdiler. Ganimetlerin sayısı o kadar çoktu ki herkes buna hayret etmişti. Selçukluların Gazneliler karşısında kazandığı bu zafer, devlet kurma yolunda kazandıkları çok önemli ve tarihi bir başarı olmuştu. Selçuk başbuğları bu zafere rağmen gurura kapılmamak ve barış yolunu aramak suretiyle askeri olduğu kadar siyasi bakımdan da ne kadar kudretli insan olduklarını gösterdiler. Bu savaşı ailelerini ve evlerini korumak maksadıyla yaptıklarını beyan ile sultandan özür dilemekten de geri kalmadılar. Bunun üzerine karşılıklı mektuplaşmaların ardından Gazneli Sultan Mesud Selçuklulara hilat ve sancaklar göndererek Nesa, Dihistan ve Ferave'yi Selçuk oğullarına verdi. Şimdi kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, videomuzun ilgili kısmını da bitirdik. Yani videolarımızın geri kalan altyapısını da destekledik. O zaman gelin videomuzun kapanışını yapalım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Selçukluların 1038 yılında bağımsızlıklarını kazanmaları konusunu ele alıp bu konuyla ilgili elimizden geldiği dinamizden önce sizlere bilgilendirmeye çalıştık. İnşallah diğer videomuzda ele alacağımız konu Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluş devri, Dandanakan Zaferi 1040 konusu olacaktır. Biz diğer videomuzda sizlerle birlikte Dandanakan Zaferi konusunu ele alıp bu konuyla ilgili elimizden geldiği dinamizden önce sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Yeni videomuzda Dandan Hakan Efendi'nin 40 videosunda tekrardan görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere.